ilgili alanlarda yılın 364 günü çalışan işçiler bir gün, 1 Mayıs günü yaşadığımız bu sisteme, bu düzene karşı itirazlarımızı, hedeflerimizi, gelecek dünya düşlerimizi ifade etmek için alanlarda, meydanlarda buluşuyoruz. Bu yıl 1 Mayıs'ı ülkemizde son derece tarihsel bir anda karşılıyoruz. Bir yandan deprem felaketinin yarattığı acılar ve yıkım, diğer yandan Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisine gittiğimiz bir süreçte 1 Mayıs'ı gerçekleştiriyoruz. Ve hepinizin bildiği gibi 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. 1976 yılında ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler'in öncülüğünde ilk kez bu meydanda 1 Mayıs kitlesel bir biçimde kutlanmıştır. Ve o günden bugüne de 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. 1977'de onlarca arkadaşımızı kaybettik. Yıllarca Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesini verdik. Ve bugün yine 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı haksız ve hukuksuz bir biçimde işçi sınıfına kapalı. Biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Ve bizler bugün işçi sınıfı olarak, emekçiler olarak yaşadığımız bütün olumsuzlukları, açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edilen milyonları, sendikasızlığa, örgütsüzlüğe mahkum edilişimizi, grev hakkımız başta olmak üzere en temel haklarımızın ortadan kaldırıldığı, kadınlar olarak her gün şiddetle, ayrımcılıkla, eşitsizlikle boğuştuğumuz, gençlerimizin işsizlikle geleceğinin karartıldığı, her şeyin ama her şeyin bu ülkede zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere süren bu düzene itirazlarımızı ortaya koymak ve bu ülkede, bu topraklarda eşitlik, adalet, barış, kardeşlik temelinde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye'sini kurana kadar mücadele edeceğimizi, bu kararlılığımızı ifade ediyoruz.